Bekir Azar, Seküler, Cazibe, Nefret Dünyada ticaret savaşları nedeniyle oluk oluk kan ve para akıyor. G7 zirvesinde bir fotoğraf vardı. Amerika başkanı koltukta oturmuş, diğer 6 ülkenin liderleri etrafını sarmış ve ayaktaydı. Bu fotoğrafı herkes farklı yorumlayabilir. Benim gördüğüm ise diğer 6 lideri ayakta tutan tek bir kişinin olması. O da oturan Trump. Güç bende diyor, meydan okuyor. Nitekim o zirvede Amerika'nın koyduğu gümrük vergilerine misilleme yapacaklarını açıklayarak Trump'ı eleştiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Washington hedefine giren ilk liderdi. Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro ekranlarda Başkan Trump'ı kapıdan çıkarken sırtından bıçaklamak isteyen liderler için cehennemde özel bir yer var diyerek Kanada Başbakanına ilk atışı yaptı. Dünya para savaşlarında artık liderler cehennem ile tehdit ediliyor kavga hayal edemeyeceğimiz boyutta. Dünyanın bir numaralı petrol zenginlerinden biri Venezuela. Ancak petrolü çıkaramıyor. Haliyle yeryüzünün en fakir ülkelerinden biri haline gelen Venezuela, Amerika'ya olan direncini kırdı. Ülkeyi 50 milyar dolara IMF'ye sattı. Artık Venezuela'ya Amerika'dan gelen memurlar yönetecek. İtalya, trilyon dolarlık borç batağında. Almanlar, Deutsche Bank'ımız İtalyanlara verdiği borcu tahsil edemediği için batıyor diye ağlıyor. Avrupa'nın birçok ülkesi Amerika operasyonlarıyla iflasın eşiğinde. Fransa Afrika ülkelerinden aldığı 500 milyar dolarlık haraçla ayakta duruyor. Afrika'dan çıkarıldığında batanlar kervanına katılacak. İngilizler artık güneşin batmadığı imparatorluk değil. Zira bu ülkede artık güneş doğmuyor. Türkiye'yi kendilerine ticari ortak yapmak için akla hayale gelmedik operasyonlar çekiyorlar. Dünya ekonomisinde böylesine kaotik ortamın yaşandığı dönemde, Batı basını dün Türkiye 2018'in ilk üç ayında %7.4 büyüdü diye ağlayarak manşetler atıyor. Alman Der Spiegel dergisi dünyayı yeni dönemde yönetecek dört lider diye kapa kapıp aralarına Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da koyuyor. Hem bu görüntüden nefret edip saldırıyorlar, yıllardır bitti gidiyor diye hayaller satıyorlar, hem de sonunda gerçeğe dönüp maalesef dünyayı yönetecek diye itirafta bulunuyorlar. Artık kafasını kaldırıp dünyaya bakan Türkiye'nin tezgahlara ve sömürülerine soktuğu çomak onlara kazıklı voivoda sarsıntısı yaşatıyor. O yüzden Erdoğan'ı istemiyorlar. Türkiye'deki muhalefete sanki kendi ülkelerinin partileriymiş gibi sınırsız destek veriyorlar. Nitekim Times gazetesi dün Erdoğan'ı yerden yere vuruyor. AKM'den Arda Kalanlar'ın fotoğrafı Türklere Cumhuriyetin kurucu ilkelerinden ne kadar uzaklaştığını hatırlatmaktan öteye gidemedi diyerek aptalca saldırıyor. O AKM'nin yerine daha görkemlisi dikilecek. Ancak eskisinin yıkılması ilkelerden nasıl uzaklaşıldığının bir göstergesiymiş. İnsanın bre ahmak diyesi geliyor. Koskoca ülkenin cumhuriyet ilkeleri bir binanın ayakta kalmasına mı bağlı? Bu kadar zayıf mı yani diye şaplak indiresi geliyor. Erdoğan'a saldıran Times Muharrem İnce'yi seküler lider deyip göklere çıkarıyor. Meral Akşener'i cazibeli lider övgüsüyle bulutların üzerine fırlatıyor. Times'ı okuyan başka ülke insanların bizim muhalefeti sanki İngiltere'nin partisiymiş gibi algılaması içten bile değil. Amerika eski başkanı Barack Obama'nın tüm ikili görüşmelerine katılan ulusal güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes bir kitap yazdı. Olduğu gibi Dünya isimli kitabında Erdoğan, Obama'nın yüzüne bir yıl içinde nasıl 180 derece dönüş yaptığını söyledi diyor. Ben Rhodes görüşmeden sonra Obama'nın Erdoğan'la tartışmaktan nefret ediyorum dediğini aktarıyor. Geçtiğimiz hafta A Haber'de Yazboz'da Demirel dönemi bakanlarından Ali ile Erdem'in röportajını yayınladık. Amerikalılar gelip Milli Eğitim Bakanlığı'nı denetlemek istiyor. Sanki biz müstemleke ülkesiymişiz gibi. Erdem buna karşı çıkıyor. Zamanın Genelkurmay Başkanı Semih Sancar, Ali Bey bu duruşun karşısında seni alnından öpmek istiyorum. Ama Amerikalılar olmasa askerimize giydirecek tek postal bulamayız diyor. Tek postala bu ülkeyi verdiğimiz için postalla geldiler hep. Artık bu ülkede 15 Temmuz ruhu, yeni Türkiye ve sömürgecilerin yüzüne her şeyi vuran bir lider var. Tabii ki nefret edecekler. Bekir Azar, Takvim